Filiz de şüphelenmeye başladı. Mithat'ın kardeşi, kız kardeşi Filiz de. O sabah da zaten kaybolduğu sabah 19'unda ilk oraya koşa koşa gidenlerden bir tanesi de Filiz. Mithat nasılsın? İyiyim. Bana hala söylemek istediğim şey olduğunu düşünüyorum ben. Dilim Hanım, ben söyleyeceklerimi söyledim. Ben senin zamanı gelince ona sen kendin karar vereceksin. Ben öyle görüyorum. O zaman gelince bana her şeyi söyleyeceğini düşünüyorum. İnşallah. Tamam Dilim Hanım. Ben öyle düşünüyorum. Kalbimden öyle geçiyor. Her şeyi anlatacağını inanıyorum. Çünkü bu yükten senin de kurtulmak istediğini görüyorum. Ben başımdan geçenleri söyledim. Tamam. Çok merak ettim. Mine ile evliliğinde pişman olduğun şeyler var mı? Nasıl? Pişmanlıkların var mı? Mine ile 7 yıl boyunca evli kalıyorsun ya. Pişman olduğun şeyler var mı? Pişman olduğum şeyler yoktu. Buraya gelesiye kadar yoktu. Nasıl bir pişmanlık oldu en son zamanlarda? Bu Hüseyin'le Çeyoğlu'nda o zaman pişman oldum işte. Hüseyin'le beraber olduğunu öğrendikten sonra pişman oldun. Evet. Çok merak ediyorum gerçekten. İkinci merak ettiğim şey de şu. Özlüyor musun Mine'yi? Şu an özlemiyorum artık. Bu şeyleri hepsini öğrendim ya, şey etmiyorum artık. Ha, seviyor musunuz dediniz ya. Sevmiyorum artık. Çünkü bu kadar hani şeye, hakarete karşı şey etmiyorum artık. Sevmiyorum. Çok şey paylaşmışsınız çünkü. Yani iyi günleriniz de olmuştu. İyi öyle dedin. Tabii oldu. Hı. İyi günlerimiz oldu. O iyi günleriniz bir ekranlara gelsin lütfen. Mine ile Mithat'ın iyi günleri. Abisi Tayfun perişan oldu. Senin gözünden bir damla yaş gelmiyor. Çok
çok merak ediyorum. Bu fotoğrafları görünce neler geldi aklından, ne geçti? Güzel günlerim geçti. O zaman güzel günlerim geçti. Ne düşündün? Birçok şey düşündüğünü gördüm. Ne düşündün? Ya geçirdim o gün, yani güzel günleri hatırladım. Geçirdim o güzel günleri hatırladım. Ama son günler beni iyice çetliydi. Son günler iyice üzdüydü. Öldürmeseydin daha güzel günler yaşayacaktı ya. Ne öldürmesi ya? Tutturuyorlar, öldürdüler, öldürdüler diyorlar Didem Hanım ya. Bilmiyorum ki, ben bilmiyorum yani. Ayrılmak istemiş, niye rahat bırakmadın arkadaş ya? Arkadaş, ben bırakmadım, git dedim. Kendi geliyor durmadan. Ben iki sefer falan atlıya gittim. İlle gidiyoruz oradan affet beni diyor. Dedim, ben daha ne diyeyim? 27 Haziran'da Hüseyin'i öğrenmişsin. Bıraksaydın keşke 27 Haziran'da. Bırakıyordum, geliyordu arkadaş. Abisi olup da arkasına duracaktım o zaman. Geleceğim abisi gibi. Dedim, hiç arkasına durmuş mu Allah aşkına? Bir kardeşim vardı ya. Ulan sen elinden tutup getirmedin babasının evine barıştık diye. O götürmüş, Tayfun götürmüş. Bu arada barıştık demişsin sen. Allah Allah. Bir Hüseyin'le... Babası... Abisi götürüne tekrar pazar günü sabah, pazartesi sabahı gene kaç geliyor. Durmamış mıyım arkasında? Ben babasının yanına götürdüm. Oradan kaçması benim suçum mu? Ben ne diyeyim ondan sonra? Allah Allah. İkide bir abisi durmadı diyorum. Abisi ya. Niye burada duruyor? Bak gerçekler ortaya çıksın diye burada bir mücadele veriyor. Ben de öyle geldim. Dedim, ama ben de öyle olmasa ben de gelmezdim. Sen de gerçekler ortaya çıksın diye geldin. Ben de telefondan bağlamayı isterdim. Aradığınızda açardım. Haklısın, o anlamda haklısın. Bu arada Mine'nin Hüseyin'le olan fotoğrafları bir ekranlara gelsin lütfen. Bakalım, gelsin bir izleyelim. Mithat, bu görüntüleri görünce ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Öfke? Kıskançlık? Kıskançlık hissediyorum. Kıskançlık hissediyorsun. Şimdi şoförlere bakınca ne istediler adam? Kızgınlık? Tabii kızgınlık da var. Öfke? Sadece bir tane kıskançlık. Öfke de var. Mine beni hiç kıskanmıyor diye hani şey diyor beni. Ama sen kıskanıyordun aslında. Kızıyordu. Niye kıskanayım diyordum ben. Sen hani kendini bildikçe ben seni kıskanmam diyordum. Şimdi bugün de başka bilgiler açıklayacağım. O bilgileri açıkladıktan sonra ne yapacaksın? Gerçekten çok merak ediyorum. Birazdan annem baban da köyden canlı yayında olacak. Onlarla konuşacağız. Sonra bilgileri açıklayacağım. Efendim biraz ara lütfen.